Evet, gezelim görelim kapsamında bugün biz bir Narlı gezisi düzenledik. İşte Ocaklar'dan çıktık. Ocaklar çıkışı Narlı yolunda Maymundere olarak tabir edilen vadide bir işletmenin yanındayız. Neydi bu işletmenin adı? Tanova Tesisleri. Bakalım Tanova Tesisleri'nde ne var? Kimler işletiyor? Evet, Tanova Tesisleri Maymundere'de müstakil bir işletme. İşte kendilerine bu yıl ilk kez hizmete girme dolayısıyla yapmış oldukları güzel bir logo var. Bakalım bu logonun arkasında bugün burada neler göreceğiz. Tanova tesislerimizde ne var dedik ki? Cafe var, otopark var, plaj var, kabinler var, teras var, baybayan duş var ve restoran varmış. Evet, Tanova tesisleri çevreci bir kimliğe sahip olduğunu gösteriyor. İşte burada bir ağaç gövdesine çizilmiş nazar boncuğu, işte mini bir sebze bahçesi. Gelen çocuklar burada nelerin yetiştiğini görmesi adına hazırlanmış. Yine Tanova'nın kuş safarisi. Evet, kuş safarisi çok güzel. Süper bir düşünce. Ağaçta onlarca kuş yuvası burada kendini bekliyor. Bir de isim de var. İşte şeker, badem, çilek, boncuk, garip, evet, güllü, hepsi burada işletmenin aktiviteler arasında yerini almış. Evet, hemen önümüzde bir dilek ağacı var ama bu çınar ağacı ne yazık ki kurumuş. Ama kesmek yerine onu dilek ağacı yapıp işte hoşgörü, huzur, saygı, gün batımı, tevazu, salıncak, aile, inanmak, başarı gibi cümlelerle burasını da süslemişler. Hemen dönelim bakalım işletmeye. Yeni açılması dolayısıyla gelmiş bu piliç çiçeği ve işte işletmenin karizmatik restorantı. Evet, müstakil işletme demiştik. Müstakil işletmesi kendine özgü yapılmış otantik bir salıncak görüyoruz. Hemen önünde bir plajımız var. İşte baksana, baksana, baksana. Çekiyor.
çevirin, açıp bakın. Ben burgerleri verdim abi, onlar güzel bir oradan çıkarsan. Evet, ocaklar tanımalı testlerinin tanımalı testlerde az önce söylediğimiz gibi bu sezon yeni açılmış bir işletme. Evet, işletmenin teknik menajeri diyelim size. Sizi tanıyalım. Ben Emre. Emre Oruç. Aslan bir mutfak şefiyim. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'na gelen sekreterliği de yapıyorum aynı zamanda. 12 yıldır Kocaeli'nde görev alıyordum ama benim memleketim Aslan Gönen. Çok güzel. Evet. Ve uzun soluklu diyelim, inşallah öyle olur. Buraya gelmeye karar verdik. Ve güzel bir atılımda bulunacağız. Çünkü bizim bir amacımız var. Bu bölgeyi gerçekten hizmet anlamında, lezzet anlamında, sunum anlamında, servis anlamında bir noktaya getirmek istiyoruz. Ve bu noktaya da ulaşmaya başladık diye düşünüyorum. Görüyorsunuz kalabalığı. Evet Emre'cim, senin gibi çok özel bir ustayı buraya getirdiklerine göre o zaman mutfak kültürü ön plana çıkıyor, öyle mi diyelim? Evet, kesinlikle. Yani bir amacımız vardı. Yani benim 12 yılı geçmişte bırakmamız, bu işletmecinin, yatırımcının gerçekten bu kararı alabilmesi, bu misyonda bir vizyonda olması tabii ki bizlerin işini gerçekten hem kolaylaştırıyor hem de yatırımcıyı ciddi anlamda çok kısa sürede zirveye taşıyacaktır. Evet, gerçekten önemli bir yatırım, iyi bir maliyet getirmiştir. Sezon da biraz geç başladı gibi. Evet. Nasıl görüyoruz sezonu? Aslında bizim şöyle söylemek istiyorum. Bizim sezonla bir işimiz yok aslında. Biz 12 aylık bir işletmeyiz ve tüm kurgularımızı, tüm sistemimizi 12 ay üzerinden planlayarak o şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız menüler, ağırladığımız misafirlerimize hitap şeklimiz, aynı şekilde kapıdan içeri servis alanına geçtiği süre içerisindeki tüm hizmetlerimiz 12 ay üzerinde planlanmış ve bunun üzerinden devam edecek şekilde bir yön rota çizilmiş. Evet Emre Hocam, nokta koymak gerekirse Panamalı tesislerinde, buradaki tesislerde mutfak var, restoran var, beach var, deniz var, kum var, güneş var ama herhalde bir konaklama söz konusu değil. İleriye doğru inşallah olacaktır. O da olacak. Hayallerimizin içerisinde var. Bu noktada çevremizdeki nitelikli işletmelerden stratejik destek almayı düşünüyor musunuz? Yani işin açıkçası bizim kuracağımız konaklama bile olsa, konaklama da olsa farklı bir sistem getirmek istiyoruz. Bunun için de ulusal ve uluslararası statülerden ilerlemek istiyoruz. Tabii ki bizlere fikir verebilecek işletmeciler de olacaktır. Herkesten faydalanabiliriz. Evet Emre'cim, çok teşekkür ediyorum. Tekrar biz senin uzmanlık dalın olan mutfağa dönelim. Tamam. Tanova testlerine gelen tatilci günlük tatile geliyor veya sürekli geliyor. Mutfakta neleri tercih edecek? Neleri öneriyorsunuz? Şimdi öncelikle şef spesiyallerimiz var. Ördeğimiz var. Dağ keçimiz var. Buldurcunumuz var. Av hayvanlarımız var. Balık restoranı değil burası. Aynı zamanda ikinci ve üçüncü restoran, üçüncü sınıf restoran olarak da görmüyoruz burayı. Tamamen birinci sınıf bir restoran olmaya aday ve bunun içinde çalışmaları yürüten bir restoran. Dünya mutfağından tutun, Anadolu lezzetlerinden tutun, saray mutfağından tutun da günümüz modern mutfağına kadar menümüzde tüm içerikler mevcut. Bunu tercih eden misafirlerimiz oluyor, olmaya başladı, talep görmeye gerçekten başladı. Şunu görüyoruz ki misafirlerimizin gerçekten bu gibi hizmetlere ihtiyacı varmış, görmek istediklerini anlayabiliyoruz. Evet Emre'cim, balık yok dediniz. Niye balık yok? Balık var. Efendim balık var. Sadece günlük balıklar çıkmıyor. Mesela bizde sadece çukur devrik ve somon olarak bu üç balık üzerinden gidiyor. Şoklama tedarimizden istifade ediyoruz diyorsunuz. Ya kesinlikle deniz ürünleriyle problemler yaşadığımız için genel olarak fazla balığa girmek istemediğim için açıkçası. Evet. Çünkü lezzetimiz az ama öz olsun. Evet Emre'cim, teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de gezdik dolaştık. İşletmeyi beğendik. Çok nitelikli, çok modern bir işletme olmuş. Otantik bir işletme olmuş. Size başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler.